akşamlar Şehnaz. Dışarıda bekliyorum. Şehnaz, bu gece kalsan olmaz mı? Neden Muhsin? Kendimi çok berbat hissediyorum. Ya. Evet Şehnaz. Şehnaz ben... Yalnız mı döndün? Evet yalnız döndüm. Senin için üzüldüm Muhsin. Şehnaz... Şehnaz, sana bu gece çok ihtiyacım var. Biliyorum, bana kızgınsın ama ne olur beni bırakma. Lütfen. Bak, kolum kanadım kırık sana geldi. Senden başka dostum yokmuş benim. Kimsem yokmuş. Şehnaz, lütfen bu gece benim yanımda kal. Hadi dışarı çıkıp gelebileceğini söyle. Lütfen. Şehnaz lütfen. Ne olursun gitme. İyi akşamlar Mısır. Kontrinin mamalarını yiyecek. Büyük büyük adam olacak. Kolejler bitirecek. İnşallah değil Adalet Hanım. İnşallahla oluyor mu? Kurslar var, hocalar var. Ne yapıp edip koleje sokacağız elbet. Değil mi Tontrin? Ben oğluma bir düzine hoca tutacağım. Kurslara göndereceğim. En birinci kolejlerde okutacağım. O kadar uzun boylu değil. Nasıl yani? Çocuğu hocalarla kurslarla delirtmenize izin vermem. Aa, devlet okulunda mı okusun istiyorsunuz? Gerekiyorsa okusun. Ben üzülmesine katlanamam. Bana oğlum lazım. Bana bakın Açı Bey. Şimdiden anlaşalım. Oğlumun istikbaliyle oynatmam, haberiniz olsun. Ne yapar eder? Aman de aman. Canım benim. Merhaba Açı. Hoş geldin Muhsin. Aa. Muhsin ne zaman döndü? Yarım saat önce döndüm Adalet. Ve gidiyorum. Gidiyor musun? Evet. Veda etmeye geldim. Aa, yani artık Şehnaz'da kalmayacak mısın? Peki Şehnaz'ı gördün mü? Evet gördüm, kapıda karşılaştık. Yemeğe çıkacaklardı. Zehir olacak kıza şimdi ya. Sanmıyorum Adülür, sanmıyorum. Memnun bile olacak. Demek Şehnaz'ın bu akşamki programını sen de biliyorsun. Biliyorum tabii. Şehnaz'ı ellerimle hazırladım. Bravo Adülür, bravo, bravo. Sende hızlı bir gelişme var. Ellerini hazırladın ha? Çok güzel olmuştu değil mi? Bilmiyorum, dikkat etmedim. Ay, sabah nasıl hastalandı görseydin. Doktor gezip eğlenecek yoksa iyileşemez dedi. Ya, çabucak bir eğlence bulmuş kendisine. Ne güzel. Neyse... Şehnaz'a iyi eğlenceler dilediğimi söylersin Adalet'ciğim. Peki sen şimdi nereye gideceksin Muhsin? Onun dönüşünü beklemek istemiyorum. Zaten yarından itibaren kendi evime geçiyorum. Muhsin bir ev tuttu Adalet Hanım. Evi ben buldum. Bana kızarsınız diye size söylememiştik. İyi yapmışsınız Açı Bey. Adalet Hanım siz... Niye şaşırdınız? Bir zamanlar bu evde ikisi çok mutlu oldular. Ama artık bittiyse bitti. Baksanıza ikisi de mutsuz şimdi. Bir varmış bir yokmuş da bir ömür geçmezmiş. Varsınlar ayrı yaşasınlar. Yeter ki bu hale gelmesinler. Bak Şehnaz nasıl hastalandı.
Ya Muhsin'e de bir şey olursa? Ben ikisini de çok seviyorum. Üzülmelerine dayanamıyorum. Ben eski günleri anar, fotoğraflara bakar avunurum. Canım Nurşun benim. Her şeye rağmen sağ ol, sağ ol canım. Ben oğlumu yerine yatırayım. Gökmen, hoşça kal amcasının bir tanesi. Hoşça kal. Senin için geleceğim artık. Beraber çapkınlığa çıkarız biz ha. Belki sen masallara inanmayacaksın. Ama ben sana yine de aşkı anlatacağım. Ağlama yavrum, ağlama. İnsanlar olmasa masallar da olmazdı. Unutma oğlum. Hoşça kal. Hoşça kal yavrum. Hoşça kal. Hadi. Hadi git annenle. Mahinur Hanım seni yarın bekliyor. Gece vakti gidemezsin. Bizde kal istersen. Sağ ol hocam, sağ ol. Kısmet var. Adalet tedirgin oluyorum. Ben kalacak bir yer bulurum. Kız ne oldu? Özge mi? Hacı ne olmasını bekliyordum. Yaşıma başıma bakmadan kalkıp peşinden İzmir'e gittim. Kısmet bahaneydi. O da bunu anlamayacak kadar aptal değildi. Dönmesini istedim hacı. Ama o birlikte yaşarsak dönebileceğini söyledi. Reddettim. Kızlarım, Şehnaz, çevrem. Ama hacı ilk defa, hayatımda ilk defa yüreğimin sesine kulağımı tıkayıp benim için son mutluluk kapısını kendi yüzüme kapattım. Ve geri döndüğümde Şehnaz'la kaybettiğimi gördüm. Hayatta başka şeyler de var Muhsin. Kızların, işin. Evet de ben hep aşka tutulmuşum acı. Ama şimdi aşklar da bitti. Geriye bir tek şiir kaldı. Neyse hoşça kal acı. Hoşça kal. Ne? Yağmur. Evet çok güzel. Yürüyelim mi? Olmaz sanırım. Zaten onun için yürüyeceğiz. Kıyafeti müsait değil. Hadi gel. Artıyor. Korkma, yüzünü kaldır. Damlaları teninde hisset. Onlar dünyanın dört bir yanından senin için değerlendirir. Bu bir mucize. Hiç yağmurda yürümemiştim. Hep bir ilk vardır. Yürümedikçe bilemezsin. Ne güzelmiş. Yağmuru siliyor. Ağlam. Saklamana gerek yok. Yağmur gözyaşlarını saklar. Teşekkür ederim. Taksi. Yol seni yordu ama geldiğimizde değecek göreceksin. Şansa bak, Mustafa Reis. Alpay Bey, dün akşam bekledik seni. Kaçamadım. Fener'e mi? Su aldıydım. Götüreyim sizi de, motor şuracıkta. Hadi buyurun. Hadi. Eve dönmek istiyor musun? Gel öyleyse. Ama ben motora binemem. Cesaret. Korkularını şu kıyıda bırak bir kere ne olur. Denize açılmazsan yeni ülkeler keşfedemezsin. Hadi. Hayır Billur abla, istemiyorum. Zeynep istesen de istemesen de gidiyorsun. Ya sen? Gideceğin yere benimle gelemezsin. Deniz bitti Zeynep. Hani beni bırakmayacaktın? Yeter artık Zeynep. Başımıza neler geldi gördün. Sen olmasaydın daha kolay hallederdim. Elimi kolumu bağlıyorsun. Seninle birlikte yürümem mümkün değil. Sebep bu değil, yalan söylüyorsun Billur abla.
Beni korumak istiyorsun. Bana bir şey yaparlar diye gönderiyorsun. Of. Ben her şeye razıyım. Sızlanma artık, beni rahat bırak. Ömrümün sonuna kadar sana bakmaya mecbur değilim. Demek öyle. Evet öyle. Bir kere daha. Bir kere daha aynı şey. Sana güvenmiştim. Seni sevmiştim. Alış. Hayat acımasız Zeynep. Başım belada. Bir de seninle uğraşamam. Kalanları topla, acele et. Peki ben nereye gideceğim? Dur Billur, dur, dur. Billur, Billur neler oluyor? Senin goriller bu akşam delirmiş gibiydi. Muhsin, ben de seni arayacaktım. Tam zamanında geldin. Dur, dur Billur, dur, dur, dur. Sakin ol. Gel otur, gel otur şöyle. Muhsin, ben bittim. Ne? Zeynep sana emanet. Dur, tamam dur. Neler söylüyorsun Allah'ını seversen? Erdoğan'ı vurdum bu. Anlamadım. Onu öldürdüm. Bilir. Şaka mı ediyorsun? Ama bilirsen. Sen adam öldürmek. Sen nasıl yaparsın böyle bir şey Billur? Çünkü Erdoğan çocuğumu öldürecek. Ateş ederken düşünmedim bile. Tamam canım, tamam, tamam. Zeynep benim yüzümden ölecekti. Billur, Billur kendine gel ne olur. Gel, gel bak gel. Gel. Bilir ne yapacağız şimdi? Oh, daha delirmek işten değil yarabbim. Oh. Zeynep ağla. Erdoğan'ı öldürdüğümü bilmiyor. Ben teslim olacağım. Yalnız sana güveniyorum. Söz vermiştim. Bana bir şey olursa onu bırakmayacağına söz vermiştim. Tamam Bilir, tamam. Bilir. Keşke böyle olmasaydı. Keşke. Hiç değilse bu sefer. Artık sevmeyi biliyorum. Evet, evet, evet. Hem de herkesten çok biliyorsun. Zeynep'e doğruyu anlatamadım. Cesaret edemedim. Onu neden bıraktığımı bilmiyorum. Ona kızgın. Nasıl olsa birini öldürdüğümü öğrenecek. En azından Orhan ablası söyler. Ama ben onun için yaptım. Sakın bunu ona söyleme. Bırak bana öfke duysun. Öfke insanı ayakta tutar. Direnmesi lazım Muhsin. Hazır mısın? Muhsin abinle gideceksin. Zeynep, gidelim mi? Zeynep! Billur ablana veda etmeyecek misin? Hoşça kal. Her şey için teşekkürler. Biliyorum. Hadi git Muhsin. Biliyorum seni arayacağım. Merak etme. Seni de Zeynep'te bırakmayacağım. Sağ ol.
düşmez. Havayı koklasana. Soğuk, yosun ve tuz. Evet, aslında denizi severim. O biliyor mu? Deniz mi? Hayır. Nedense deniz kenarına bile çok azınıyorum. Su öyle iyi geldik. Hiçbir şey düşünemiyorsun değil mi? Evet. Düşünceler deniz suyunda eridi sanki. Üstelik bundan utanıyorsun. Evet doğru. Şu anda ne hissettiğini itiraf et. Bilmiyorum. Biliyorsun. Yok hayır bilmiyorum. Neden utandığını söyle ki sen de duyasın. Lütfen yeter artık. Hadi ayıp değil. Bu senin hakkın. Ne hissettiğini itiraf et Şehnaz. Bilmiyorum. Ben eve dönmek istiyorum. Mutlusun değil mi? Sözleri serbest bırak. Evet mutluyum. Hem de çok. Çok. Allah kahretsin. Her şeye rağmen mutluyum. Neden bilmiyorum ama mutluyum. Çünkü en zor olan şey hep en kolay olandır. Beraat ettin Şehnaz. Mutluluk suç değil. Sana mutluluğun tadını çıkarmayı öğreteceğim. Geçmiş olsun. Sağ ol paşa. Şimdi ne yapacağımızı konuşalım. Konuşacak bir şey yok. Teslim oluyorum paşa. Birini öldürdüm. Cezam neyse çekeceğim. Saçmalama Billur. Lütfen paşa. Bu karanlık hayata bir yerinden bulaştım. Tamam. Bataklığın üstünden yürünür sanıyordum. Yanılmışım. Şimdi tam dibindeyim. Ama ne olursa olsun ben profesyonel değilim. Paşa bir can aldım. Mecburdum belki ama katil olmak istemiyorum. Hesabım neyse ödeyeceğim. Hatta ödemeye başladım bile. Bilur beni dinle. Polise gitmene gerek yok. Hayır korkma paşa. Sana asla zarar gelmeyecek. Konuşmayacağım. Mesele o değil. Billur, sen kimseyi öldürmedin. Ne dedin? Erdoğan yaşıyor. Ağır yaralı. Adamları hastaneye götürmüşler onu. Ne fark eder? Ortaya çıkarsan seni hapiste yaşatmazlar. Sarı Haydar'la başımı belaya sokarsın. Şimdilik paşa vurdurttu diyemiyorlar. Kimse seni görmemiş. Erdoğan kefeni yırtarsa... Olan hem sana hem bana olur. Zaten Erdoğan'la Sarı Haydar'ı başıma sen sardın. Artık yeter. Bana borcunu öde. Polise gitmeyeceksin. Ya Erdoğan ölürse? Bunu o zaman düşünürüz. Senin şu kız bir şey gördü mü? Hayır. Güzel. Onu ne yapacaksın? Artık Muhsin'le kalacak. Aferin. Sana nelere mal olduğunu gördün sonunda. Değerdi. Şimdi işin daha zor. Erdoğan her an kendine gelip onu senin vurduğunu söyleyebilir. Seni korumamın bir tek yolu var. Ne? Benim kadınım olman. O zaman sana dokunmaya kolay kolay cesaret edemezler. Evlen benimle. Paşa. Paşa ben hapiste bile olsa artık bu hayattan sıyrılmak istiyorum.
Bunca şeyden sonra böyle hayaller kurmabiliyorum. Sen söyledin ya, bataklığın üstünden yürünmez. Kararını hemen ver. Düşünecek vaktin yok. Ya Erdoğan iyileşip yine Zeynep'e saldırırsa? Sarı Haydar Erdoğan'ı durdurur. Paşa Nurettin'in karısını üzmek kolay mı? Tabii benimle evlenirsen. Hadi bakalım iyi. Geliyor daha. Zahmet etmeseydin. Zahmet olur mu canım? Sabah tuttum sürüyle. Kıraça vurmuyordu ne zamandır. Zaten kalabalıkta çıkartadı. Hadi reis otur artık. Geliyorum. Siz başlayın soğutmayın. Niye rahatsızsın? Hayır, tanımadığım bir insanın evindeyim. Üstelik yardım da edemiyorum. Bu gece. Sadece bu gecelik düşünme. Yaşa. Neye yaradığını göreceksin. Ellerin yağlandı. Ellerim yağlanmazsa balığı hak edemem. Biraz maydanoz verir misin? Salata da alın. Sen şu balıkları da alsan Şehnaz Hanım. Benim türküm çalıyor. Ben ekmek için biçer. Kopanı ver elinle. Ne güzel, çok neşelisin. Neşeli olmasak burada hayat geçer mi? Hoş hiçbir yerde geçmez ya. Hadi bakalım Alpay Bey, sağlığınıza. Sağlığına. Şehnaz. Misafiri özlemişim. Sofram şenlendi. Mustafa Reis, kraça biraz lodos yemiş ha? Aynen öyle. Nasıl? Dokunuyorum. Ve tadıyorum. Hadi afiyet olsun. Bu saatte açık yerde bulunmaz şimdi. Nasıl da sigara istedi canım. Teşekkürler. Afiyet olsun. Zeynep. Hadi yan. Zeynep, lütfen yapma böyle. Bak, bir lokma çorba içersen kendini daha iyi hissedeceksin. Hadi. Pekala. Haksızlığa uğradığını düşünüyorsun, öyle mi? Kendini terk edilmiş, yapayalnız hissediyorsun. Ve kendine acıyorsun, öyle mi? Ha? Tamam, tamam. Zeynep bak, senin durumuna pek benzemese de şu anda tıpkı senin gibi yapayalnız ve terk edilmiş bir adam var karşında. Bak, benim de bavulum çantam elimde. Bu gece gidecek bir yerim yok. Gidilebilecek yerlere gitmek de uygun düşmez. Zeynep, üstelik sen daha 18 yaşındasın. Bense elime merdiven dayadım. Senin için ümit kelimesi her mevsim açan bir meyve ağacı. Benim içinse ufukta kaybolmak üzere olan bir gemi.
Sen daha yolun başındasın. Her an önüne yeni bir ülke çıkabilir. Ben pek çok ülke gördüm. Ve yürüyecek fazla yolum kalmadı. İşin kötüsü, dizlerimde derman tükeniyor artık. Senin ise genç ve diri bacakların var. Zeynep bak gene de... Gene de yaşamak için nedenlerim var. En azından hayat denen sihirbaz... Büyülü şapkasından... Her an bir tavşan çıkarabilir. Bir anda her şey değişebilir. Kış bahara döner. Buzlar erir. Kendini çiçeklerin içinde bulursun. Yeter ki inan. İnan buna. Bak, mucizeler sıradan insanlar içindir. Bak, öyle sessiz gelirler ki mucize olduklarını bile anlayamazsın. Abi, bu sizin mi? Yok, hayır. Müşteri düşürmüş herhalde. Lazımsa kalsın. Bizde kimse içmiyor. Dememiş miyim? Mucizelere inan. Çok üşümüşsün. Dönüşte motorda üşüdüm biraz. Ama değer. Ne tatlı insan. Deniz çok güzel. Dinle. Hı? Rüzgar. Yarın karayelden esecek. Karayel insanları sinirli yapar, biliyor musun? Gitmek istiyorsun. Evet. Peki. Dur biraz. Bana ismimi söyle. Hı? Hadi söyle. Alpay. Bir daha söyle. Alpay. Bir daha söyle. Alpay. Daha yüksek. Alpay. İşte şimdi sen. Hadi biraz dinlen yavrum. Bir şey istersen biz içerideyiz. Hı hı. Teşekkür ederim. Hadi canım. Zavallı çocuk. Öyle ürkmüş ki. Çok da yorgun. Onun yaşadıklarını ben yaşasaydım kalbim dayanmazdı. Neyse ki daha genç. Ne talihsizlik. Peki ama şimdi ne olacak? Ortada kaldı bu kızcağız desenize. Bilur bana emanet etti ama ne yapacağımı bilmiyorum. Malum yeni bir ev tuttum. Ev sahiplerine yanımda genç bir kız olduğunu söyleseydim tuhaf karşılarlardı. Belki de vermezlerdi. Hem ben kendime zor bakıyorum. Gerek maddi, gerek manevi bu sorumluluğu üstlenmem zor. Rana Hanım, acaba vakıf Zeynep için bir şeyler yapamaz mı? Vakıf yoksul çocuklara para desteği yapıyor ama bu çocuğun bir yuvaya ihtiyacı var. Evet, doğru doğru, haklısınız. Peki, acaba sizler... Bize bir Şehnaz daha mı? Genç bir kız ortada kalacaksa seve seve evimizi açarız ama biz ikimiz de genç değiliz artık. Sorumluluk çok büyük. Zeynep'e sahip çıkmak güç ama bir düşünelim. Daha iyi bir imkan bulamazsak hay hay. Haklısınız, haklısınız. Neyse, bu akşamı burada geçirelim de yarın Allah kerim. Şehnaz'da yatıya misafir mi var? Hayır Tarık Bey. Şehnaz bu akşam evde değil. Butikte mesai falan mı yapıyor? Değil Tarık'cığım. Bu sabah canın çok sıkındı. Arkadaşlarıyla çıktı. Hayır Rana Hanım. Arkadaşıyla çıktı. İyi geceler. Ben biraz uzanayım. İyi, İyi geceler. Geceler. Nilgün Hamiyet'le değil mi? Hayır. Ben geldiğimde... Neyse neyse, izninizle ben de yatayım. Muhsin. Efendim Rana Hanım. Muhsinciğim, kendine gösterdiğin hoşgörüyü Şehnaz'a da göster ne olur. Senden rica ediyorum. Bunu niye söylediniz Rana Hanım? Belki de bir sezgi, bilmem. Ama öfkeli olduğunu da görüyorum. Evet evet, haklısınız. Galiba öfkeliyim.
Şehnaz da öfkeyi tattı. Öfke aslında çok tehlikeli bir virüs. Önce akla sıçrar, onu felce uğratır. Sonra da bütün ruhunu kaplar. Dirençli olmak lazım. Şehnaz'ın son zamanlarda biraz duygusal desteğe ihtiyacı var. Bak sen de taşınıyorsun. O ikinci kez yalnızlığı yaşayacak. Rana Hanım, söylemeye çalıştığınız Şehnaz'ın arkadaşlarına karışmamsa zaten hiç karışmadım. Ayrıca hakkım da yok. Biz Şehnaz'la birbirimizin sadece dostuyuz artık. Yani kiminle isterse arkadaşlık edebilir tabii. Beni hiç ilgilendirmez. Sonra ev onun. Tabii istediğiyle oturur değil mi? Zaten ben onun için bir an önce taşınayım dedim. Rahat etsin Şehnaz. Yani ne bileyim, belki benden çekinir filan. Mesela bakın, ben İzmir'e gider gitmez hemen... Yani hemen kendini oyalayacak bir meşgale bulmuş. Bulması da lazım tabii. Yalnız bir kadın. Sonra artık çoluğu çocuğu da yok. Ne yapacak? Rana Hanım, aklıma ne geldi biliyor musunuz? Aslında zavallı Zeynep için en uygun yer Şehnaz'ın yanı. Onu ben de düşündüm ama Şehnaz'a yeniden bir çocuk sorumluluğunu yüklemek doğru olur mu? Bilmem. Evet evet, haklısınız. Aslında şu yavrucak Şehnaz'ın şefkatiyle kendine gelirdi. Şehnaz da işti, Zeynep'ti derken yani kendini yalnız hissetmezdi. Gülşen'le Nurşen evden gitmeseydi Şehnaz boşluğa düşmezdi değil mi Rana Hanım? Bana ne dedi biliyor musunuz? Muhsin, evde bakacak birinin yokluğunu çekiyorum. Bir çocuk, hatta bir kedi olsa dedi. Evet evet, böyle dedi. Bakın, aslında tek çare bu Rana Hanım. Billur Zeynep'e şefkat verebilecek bir yuva bulmamı istemişti. Belki açıkça söyleyemedi ama eminim. Evet evet, eminim. Şehnaz'ı kastetti Billur. Ben gene de vakıftaki arkadaşlarla yarın bir konuşayım. Belki daha iyi bir çözüm bulabiliriz. Peki Rana Hanım, peki. Bakın, bence Şehnaz, yani Zeynep için biçilmiş kaptan. Kaftan. Peki Mustafa, yıkayıp kaldırırım ben bunları. Belki bir gün yine lazım olur. Alıştım nasıl olsa. Şehnaz, Muhsin gitti. Biliyorum Adalet. İşe gitmeden bir kahve içsem bana fal bakar mısın? Hı hı. Zeynep, korkman için hiçbir sebep yok. İlaçlarını aldın mı? Hı hı. Bak artık kabus bitti. Yepyeni bir gün başladı. Ne anlattım ben sana? Bak, mucizelere hazır ol. Her şey düzelecek, inan bana. Peki korkmak istiyorsan kork o zaman. Korkularını yaşamayı öğren. Şimdi derse git, hadi yapalım. Bak, bir yerden başlaman lazım. Daha dünyanın sonu gelmedi. Ben akşam seni almaya geleceğim. Bak, mucizelere hazır ol. Her şey düzelecek, inan bana. Peki korkmak istiyorsan kork o zaman. Korkularını yaşamayı öğren. Şimdi derse git, hadi yapalım. Bir yerden başlaman lazım. Daha dünyanın sonu gelmedi. Ben akşam seni almaya geleceğim. Fena mı oldun? İyi oldun. Oh, çok şükür, nasıl da korkmuştum. Hem söylesene, sen böyle nerede üşüttün ha? Nilgün lütfen. Aman hadi kızma. Herhalde yağmur altında yürüyüp deniz turu falan yaptınız diyecektim. Evet, aynen öyle. Aa. Bu soğukta. Şehnaz yapma, ben kaçın kurrasıyım. Neymiş? Neymiş, ben anlayamadım. Ben de.
Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş geldiniz Batoş Hanım. Bugündü değil mi? Ben sizi tamamen unutmuşum. Normaldir. Hoş geldiniz. Yalnız gelmedim ama. Şenaz ablam bak. Merhaba Ziya, hoş geldin. Sakıncası yok değil mi? Ne demek, rica ederim. Nişan kostümümü görmek istedi, ben de tuttum getirdim. Biz de gidiyorduk zaten, iyi günler. İyi günler. Şşş, bana bak, Ziya Bey de kafeye yolla, hepsi bir çatı altında olsun. Bay bay. Görüşürüz. Seni iyi gördüm Şehnaz. Evet Ziya, iyiyim. Galiba çok iyi. Merhaba prensesi. Merhaba. Merhaba evlat. Kusura bakma. Merhaba. Prensesi çok özlemişim. Siz keyfinize bakın hocam. Benim zaten dersim var. Görüşürüz. Tamam. Görüşürüz. Ben de seni çok özlemişim baba. Nasıl geçti İzmir? İyi. Kısmeti aldım geldim işte. Taşınıyormuşsun. Evet bu akşam. Yani inşallah, dur bakalım. Bir aksilik mi var? Şimdi oradan geliyorum. Ev sahibiyle konuştum. Biraz pürüz çıkarıyorum. Ne konuda? Kimseyle beraber oturamazmışım. Kiminle oturmayı düşünüyordun baba? Kızcağız var ya. Hani yalnız kısmeti alıp gelmiştin İzmir'den? Bir dakika Nurşen, dur cümlemi tamamlayayım. Ben Zeynep'ten söz ediyorum. Zeynep kim? Evet haberim yok senin. Başıma ne işler sarıldı, bak dinle de anlatayım. Yaka tabii daha derin olacak. Beğendin mi hayatım, nasıl? Vallahi zevk senin. Ben biraz iddialı buldum açıkçası. Haksızlık ediyorsunuz ya. Patoş Hanım güzel bir kadın. Bence güzel bir hanımın bir parça iddialı olmasında sakınca yok. Bunu sen mi söylüyorsun? İnan bana, artık böyle düşünüyorum Ziya. Saklanan şeyler zamanla unutuluyor, çürüyor. Haklısınız Şehnaz Hanım. Ben size katılıyorum. Ziya'ya bakmayın. O her zaman biraz tutucudur. Gidelim mi artık sevgilim? Trafik yoğundur. Toplantıya geç kalmayalım. Tabii. Buyurun. Ben bakıyorum Hasan'cığım. Buyurun Ali Bey. Rahatsız etmeyeyim. Bunu Alper sizin için bıraktı. Teşekkür ederim Ali Bey. Size zahmet oldu. Şey aşağıda mı? Alper mi? Hayır. Muhsin? Hayır, o da gelmedi. Görüşürüz. Görüşürüz. Baba bu korkunç bir şey. Zavallı kız. Evet Nurşen, ne yapacağımı düşünüp duruyorum işte. En güzeli senin fikrin baba. Hem bir yer bulana kadar annemle kalması bence iyi. Değil mi prenses? Bana da en doğrusu bu geliyor. Hem annem için de iyi olur. Son zamanlarda kendini çok yalnız hissediyor baba. Ben de hiçbir şey yapamıyorum baba. Çok üzülüyorum. Belki Zeynep evde olursa onunla oyalanır. Kendini toparlar. Evet kesinlikle. Anneni boş bırakmamak lazım. Hı-hı. İnşallah kabul eder de. Seni gördün mü? Yok, görmedim Adalet. Ay bütün gün sizi düşündüm. Ay bugün ne konuştunuz, ne yaptınız merak ettim. Vallahi akşamı dar ettim yani. Bugün ben kafeye uğramadım. Ay bu sana küstü mü ne? Ay aklım onda vallahi. Ay dün akşam böyle yüzü pek bir tuhaftı. Bir şey söyledim peki? Yo ama böyle çok üzgündü yani. Tamam sen merak etme, ben yarın uğrarım. Hadi sen Gökmen'i yalnız bırakma. Tamam, Gökmen yalnız kalırsa sana hadi. Değil mi? Thank you.
geldiğinde rengine bürün albay. Geldiğimde. Ne zaman? İyi akşamlar Şeynaz.